Merhabalar hanımlar, Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz desenli ipimle Tunus işinden kolay bir örgünün yapılışını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce sizlerden ricam, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim örgü videolarından anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videolarıma yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İpimiz gördüğünüz gibi kendinden desenli bir ip arkadaşlar. Şöyle renkleri çok tatlı. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Şöyle Tunus tığı kullanacağım arkadaşlar. 4,5 numara kullanacağım. Biraz kalın kullanacağım ki ipimiz de biraz kalın bir ip. Çok da ince değil. Şöyle Nako Lollipop diye geçiyormuş ip markası arkadaşlar. Şöyle bir desen oluşuyor. Burada da numarası var. Evet, başlayalım modelimizin yapılışına. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlayacağız. Zincirimizi de tek sayıda bırakacağız. Tek sayıyla başlanan bir model. Şöyle ilk ilmeğimi sıkıladım, üzerine zincirlerimi atıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane yeterli olacaktır arkadaşlar. Sadece model anlatımı yapacağım. Siz bu modelden battaniye yapıyorsanız şöyle zincirinizi 1 metre kadar çekip biraz da böyle çekme payını hesaplayarak fazladan zincir çekebilirsiniz. Şöyle ilmeğimizi zincirin ön yüzünden değil de şöyle arka yüzünden yapacağız arkadaşlar. Toparlama olmasın, kıvrılma olmasın diye. Şöyle çeviriyorum. Üstte 2 kat, altta da tek kat kalacak şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Bunun sebebi dediğim gibi Tunus işi kıvrılma yapıyor. Bu şekilde daha düzgün, daha kenar kısmı, alt kısmı daha düzgün çıkıyor arkadaşlar. Şöyle sırasıyla üstte 2 kat, altta da tek kat kalacak şekilde batıyorum. Zincirin içerisine ilmeğimi çıkarıyorum. 21 ile başlıyoruz. 21 ile devam edeceğiz arkadaşlar. Sayımızda eksilme ve artırma olmayacak. Şöyle sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada 21 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Baştaki ilk ilmeğimi tek olarak kapatıyorum. Diğerlerini tığımın üzerindeki ilmekle birlikte 2 tane olarak kapatıyorum. Aslında bir ilmeği kapatıyoruz bu şekilde. Tunus işini bilenler bilir. Yeni öğrenenler için söylüyorum. Şöyle tığımızın üzerindeki ve alttaki ilmekle birlikte 2 tane olarak kapatıyoruz. Ve bu şekilde tek tek kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Sıra başına kadar geldik. Hemen ikinci sıradan modeli kurmaya başlayacağız. Çok kolay bir model. Yeni başlayanlar bu modellerle atkılar yapabilir arkadaşlar düz olarak. Şöyle önümdeki ilmeği, ilk baştaki ilmeğim tığımın üzerinde, şöyle buradan takip ediyor. Buradan her zaman tığımızın üzerinde kalıyor. İkinciden başlıyoruz. Şöyle iki tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Araya bir tane artırma yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle ön yüzünden değil, şöyle dolayarak bir tane artırma yapıyorum. Önümdeki iki ilmeği birlikte alıp kapatıyorum. Arada bir tane artırma yapıyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte alıyorum. İlk sırada bu şekilde modelimizi kuracağız. İkinci sıralarda da yine aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Arada bir tane artırma yapıp iki ilmeği birlikte kapatıyoruz. Bir tane artırma yaptım. İki ilmeğimi birlikte kapattım. Şimdi sonda iki tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Son iki ilmeği tek tek öreceğiz. Önce bir tane artırma yapıyorum. Tek ilmeğimi tek olarak ördüm. Diğerini de şöyle
arkadaki katıyla birlikte örerek iki tane tek yapmış oldum sıra sonunda. İlk sıradan modelimizi kurduk. Şimdi kapatalım tekrar. Geriye doğru geliyorum. Hepsini tek olarak kapatıyoruz. İkinci sırada ilk sıramızda yani modelimizi kurmuş olduk. Şöyle tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. İlk başta hep iki tane ilmeği alacağız. Bu şekilde. İlerleyen sıralarda modelimiz şu şekilde aldığınızda modelde yanlış gitmiş olacaksınız arkadaşlar. Hep önce tek ilmeği alacağız, sonra artırma ilmeğini. Hep bu şekilde devam edecek model. Şöyle bir tane artırma yaptım. Önce tek ilmeğimi aldım, sonra artırma yaptığım ilmeği aldım. Aynı şekilde bir tane artırma, iki tane birlikte. Bir tane artırma, iki tane birlikte alıyoruz. Modelin tek kuralı bu şekilde arkadaşlar. Başında sonunda da dikkat ederseniz kaydırma yapmadan düzgün bir şekilde örmüş olursunuz. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız varsa bu modelden kolaylıkla işler yapabilirler. Son iki tane ilmeğimiz kaldığında artırmayı yapıyoruz. Daha sonra ikisini tek tek örüyoruz. Kenar kısmı düzgün çıksın diye. Buradaki iki tek ilmeğimiz o yüzden arkadaşlar. Tekrar sıra başına geliyorum. Çok da zevkli gidiyor arkadaşlar. Ben şöyle biraz ördüm küçük parça üzerinden. Özellikle desenli iplere çok yakışan bir model oldu. Desenli iplere daha düz modeller yakışıyor. Bu da oldukça düz, oldukça sade bir model arkadaşlar. Devam ediyorum. Birkaç sıra daha gösterelim. Şöyle iki taneyi birlikte alarak başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra artırma. İki tane birlikte alıyoruz. Daha sonra artırma. Hiçbir zorluğu yok. Gördüğünüz gibi oldukça basit arkadaşlar. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Çok güzel olur bebek battaniyesi. Alt astar istemez. Bu şekilde desenli bir ip tercih edecek olursanız. Çünkü sondaki ilmeğimizi tek tek alıyoruz. Çünkü kalın olur oldukça. Bebe yünüyle de yapabilirsiniz. Desenli bebe yünleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şöyle başa geldik. Evet, çizgileri belirgin olan bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki çizgileri tek ilmeğimiz buradakiler. Evet, bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Daha fazla ayrıntıya. Evet, model bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Nacizane anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi başka bir ayrıntısı olmayan bir model. Tek bir kuralı var zaten. Kurulumu bu şekilde devam etmesi bu şekilde arkadaşlar. Bu modeli istediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Battaniye olur, atkı olur, şapka olur. Tekrar sıra sonuna geldik. Sonda bir tane artırıyoruz. Ve şöyle İki taneyi tek olarak örüyoruz. Eğer şaşıracak olursanız arkadaşlar birkaç sıra sayarak devam edebilirsiniz. Tığın üzerinde dediğim gibi her zaman aynı ilmek sayısı olacak.
Şöyle sizlere büyük parça üzerinde yaptığımı da göstereyim arkadaşlar. Sizlere fikir olsun, hem de ipimizin geçişlerini de görün istiyorum. Yine ben bunu 4,5 numarayla ördüm arkadaşlar. Aynı şişle ördüm, aynı tığla. Çok yumuşak oldu. Biraz da kalın ip olduğu için kalın şiş tercih ettim. Şöyle renk geçişi gerçekten çok güzel. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Arka yüzünü de göstereyim şöyle. Arkası da oldukça düzgün bir şekilde devam ediyor. Evet, modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğenerek, severek çalıştım bu modeli. Evet, modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah severek, beğenerek izlemişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur sizler için, örgü sevenler için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki örgü videolarımda tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Ve kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan farklı bir örgü videosunda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.